32 yıldır soruyoruz. Hasan Gülenay nerede? Göz altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 1008. haftasındayız. 1008. haftamızda 32 yıldır sonuçsuz bırakılan Hasan Gülenay dosyasıyla kamuoyu karşısındayız. 23 Mayıs 1992 tarihinde Artvin'de gözaltına alındıktan sonra işkenceyle öldürülen Ali Ekber Atmaca'nın üzerinden İstanbul'da aynı mahallede yaşadığı Hasan Gülenay'ın kimliği çıktı. Bu nedenle 32 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Gülenay polis tarafından aranmaya başlandı. Eşine bir süredir polis tarafından takip edildiğini söyleyen Gülenay, 20 Temmuz 1992 günü Tarabya'daki evinde iş yerine gitmek üzere çıktı ve bir daha geri dönmedi. Hasan'ın iş yerini telefonunu arayan bir kişi terörle mücadele şubesinden aradığını ve Hasan Gülenay'ın gözaltında olduğunu bildirdi. Ancak savcılık ve İstanbul Emniyeti'ne başvuran ailesine Hasan'ın gözaltında olmadığı ve arandığı söylendi. Bu durum üzerine aile memleketlileri olan ve o dönem İstanbul Emniyeti'nde üst düzey yetkili olan Hüseyin Kocadağ'la görüştü. Kocadağ aileye Hasan Gülenay sağ, içeride işkence yaraları iyileştikten sonra gözaltına alındığını açıklayacaklar dedi. Aile bu bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Hasan'la aynı tarihlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguda olan bir tanık, E.Ç., ağır işkence görmüş bir kişinin yanlışlıkla kendi bulunduğu hücreye atıldığını ve bu kişinin "Ben Hasan Gülenay, beni gözaltında kaybetmeye çalışıyorlar" dediğini, yanlışlık fark edilince de apar topar hücreden götürüldüğünü açıkladı. Bu iki açıklamanın ardından hem ailenin hem de tanıklık yapan kişilerin evleri polis tarafından basıldı ve konuşmamaları için tehdit edildiler. Ayrıca 19 Temmuz 1992 tarihinde gözaltına alınan H.B. Gayrettepe'de günlerce işkence gördüğünü ve işkencecilerin kendisine "Hasan Gülenay'ı öldürdük, sıra sende" dediğini açıkladı. Aile, Başbakan, İçişleri Bakanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere resmi mercilere başvurdu. Yargı makamları olayla ilgili delilleri toplamadan, tanıkları dinlemeden ve etkili bir soruşturma yürütmeden zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Karara yapılan itiraz reddedildi. Bunun üzerine aile 2013 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi 21 Nisan 2016 tarihinde sadece yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğini hükmetti. Ancak zaman aşımı sona erdiği için soruşturmanın yeniden açılmasına gerek olmadığına karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin zaman aşımını mutlak bir engel olarak kabul eden bu yorumu insan hakları normlarına aykırıdır. AİHM'in konuyla ilgili yerleşik içtihadıyla uyumlu değildir. Bu karar bireysel başvurunun gözaltında kaybetmelerde etkili bir başvuru yol olmadığına dair iddiamızı güçlendirmektedir. 1008. haftamızda bir kez daha hatırlatıyoruz. Zorla kaybetme suçu doğası gereği devam eden bir suçtur. Bu suç zorla kaybedilen kişinin bedeni bulunmadıkça ve akıbeti açığa çıkarılmadıkça işlenmeye devam eder. Dolayısıyla devletin Hasan Gülenay dosyasında gerçeği açığa çıkarma ve failleri cezalandırma yükümlülüğü devam etmektedir. Bu yüzden siyasi ve adli makamları bir kez daha Gülenay dosyasında uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmeye ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için etkili bir giderim yolu sunmaya çağırıyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Hasan Gülenay için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hasan Gülenay 20 Temmuz 1997'de kaybedildi. 1008. haftamız. 1008 değil 10.008 hafta olsa peşini bırakmayacağız. Biz de ölsek yine insanlarımız, yoldaşlarımız, kardeşlerimiz peşini bırakmayacak. Aradan 22 sene geçti. 32 sene geçti aradan. Tanıklar, halen tanıkların beyanları vardır. Ve yeni yeni gelişmeler tanıklar ortaya çıkmaktadır. Faşizm, bizim çocuklarımız, bizim kızlarımız, evlatlarımız, yani kayıplarımız, çocuklarımız, sendikacıydı. Bizim öğretmendi, hemşireydi.
yoksula yardım eden, dürüst, namuslu insanlardı. Faşizmin işine gelmeyen, faşizme boyun eğmeyen herkese yargılamadan istediği insanları kaybetti. Bu bir faşizmdir. Gözaltından kayıplar bulunsun, hesapları sorulsun diyorum. Hiçbir bilgi verilmedi bize. Dönemin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı, tam hatırlayamıyorum, Demirel meclise gidildi, kendisiyle görüşüldü. Kayıplar benim cebimde mi ki çıkartıp size vereyim dedi. Bu dalga geçmek ya, bu nedir, nasıl bir şey anlayamıyorum. Keza Erdal İnönü, yine bir seçim süreciydi. Otobüsün üzerinde o, biz aşağıdan Hasan'ın resimlerini gösteriyoruz. Hasan Gülnay nerede? Gözaltında kaybedildi diyoruz. Bir şey yapmıştır ki almışlar diyor. Yani hükümetler gelip geçiyor, başbakanlar gelip geçiyor, bakanlar gelip geçiyor. Ama zihniyet aynı. Bizden olmayan, devlete karşı gelenin sonu budur. Böyle bir şey yok ya. Bu yani anlayamıyorum, insanlık suçudur ya. Sen bir babayı 4 çocuğunun başından alıp götürüyorsun. Onların büyümesinin, görmesini istemiyorsun. Okumasını, baba olmalarını, dede olmasını istemiyorsun. Her şeyi alıp götürüyorsun elinden. Yani bu bir gün faillerin bulunmasını ve kesinlikle hesap sorulmasını istiyoruz. Gözaltında kayıplar için. Hepsi için. Kayıplarımız için. Tüm yoldaşlar, tüm deniz şehitleri için. Hasan Gülnay için. Bu duruşta katledilen için.